Hepinize merhaba. Bugün sizlerle bir kavram kargaşasını sona erdireceğiz ve teknisyen nedir, nasıl olunur onu göreceğiz. Biliyorum, geçen videoda, bir sonraki videomda iki motoru durduğu zaman ne olacağından bahsedeceğimi söylemiştim. Fakat arkadaşlarımın ısrarı üzerine bu videoyu çekme kararı aldım. Bu arada videoları beğendiyseniz lütfen abone olup beğenmeyi unutmayalım. O zaman jenerik giysimle başlayalım. Bakalım uçak teknisyeni neymiş? Wikipedia'ya göre uçak bakım teknisyeni, uçak veya uçak parçaları üzerinde planlı veya plansız bakımları yapan, arızaların tespitlerini ve düzeltici eylemleri yapan kişiye denir. Uçak teknisyenlerinin bir uçağın bakımını yapıp uçuşa elverişlilik belgesini imzalayabilmesi için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden SHY-66 uçak lisansına sahip olması gerekir. Lisans sahibi kişinin bakım çıkış sertifikasını imzalayacağı uçağın tip eğitimini almış olmalı ve yetkili olduğu uçak tipi lisansında yazılı olmalıdır, demiş ve kaynak olarak da resmi gazeteyi vermiş. Şimdi burada bu tanım ikiye ayrılıyor. Yani bakımları yapan kişiye de imza yetkisi olan kişiye de teknisyen denmiş. Gerçi bu tanım Türkiye'de doğru çünkü bu şekilde söyleniyor. Ama dünyada şu şekillerde de söyleniyor. Aircraft Engineer, Licensed Aircraft Engineer, Ground Engineer ve Aircraft Maintenance Engineer. Bu söylediğim title'lar Türkiye'deki yetkili teknisyenin dünyadaki karşılığı ve yetkisiz teknisyen ise sadece mekanik diyorlar. Bazen de teknisyen diyorlar. Bunları neden anlattım? Çünkü teknisyen arkadaşlar bu konuda dertli. Yaptıkları işe teknisyenlik denilerek küçümsendiklerini düşünüyorlar. Tam olarak bu konuya takılmasam da hak veriyorum. Çünkü yapılan işin adı ne olursa olsun önemini bildiğiniz sürece insanların ne düşündüğünün pek önemli olduğunu düşünmüyorum. Yapılan iş tam olarak engineering olduğundan ve verdiğimiz kararla attığımız bir imzayla bir uçağın uçuşa verilip verilmeyeceğinin kararını vermek çok önemli görev ve çok büyük bir sorumluluk. O imza bu uçak uçuşa gidebilir ve teknik olarak başına bir şey gelmeyeceğine eminim demek. Olası bir kazada bütün sorumluluğu kabul ediyorum demek. Yani kim ne derse desin, ister teknisyen olun ister mühendis ama yaptığınız işin ve verdiğiniz kararın farkında olmak asıl önemli konu. Yani siz ne olduğunuzu biliyorsanız gerisi önemli değil. Bu video biraz uzun olabilir. Şimdiden belirteyim. Teknisyen nasıl olunur ve ne gibi aşamalardan geçilir? Başlangıç maaşı ne kadar? Genel maaşlar nedir? İş hayatı ve iş olasılıkları konularından bahsedeceğiz. Özellikle çalışma hayatına yeni başlayan veya başlayacak olan arkadaşlara çok güzel bir rehber olacağını düşünüyorum. Öncelikle şöyle bir algı var. Bir kişiye mühendislik bitirmeden mühendis denir mi? Bakalım deneyimmiş. Öncelikle bir uçak bakım şirketinde çalışmak için aynı pilotluk gibi illaki bir bölüm bitirmenize gerek yok. Evet, yanlış duymadınız. Pilot olmak için de, teknisyen olmak için de ekstra bir şey gerekmiyor. Belirli test ve eğitimlerden geçen herkes olabiliyor. Mesela pilot 2 yıl içerisinde o koltuğa oturmayı hak kazanabiliyor. Nasıl siz ehliyet almak için otomotiv bitirmiyorsanız, uçak ehliyeti almak için de mühendis olmaya gerek yok. Bunları benzetme yapmak için söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Çok saygı duyulacak bir meslek yapıyorlar. Fakat işin mekaniği benziyor. O yüzden yapacak bir şey yok. Ne yazık ki ülkemizde insanın değeri kazandığı paraya göre verildiği için meslek grupları kendi aralarında sürekli çatışıyor. İşin iç yüzünü burada anlatayım da kimsenin kimseden fazlasının veya eksiğinin olmadığını herkes anlasın. Şu anda olayları tek taraflı olarak anlattığımı belirteyim. Pilotların da çok büyük sorumlulukları var. Fakat onlar başka videonun konusu olsun. Ve bu konuyu da bu şekilde kapatalım. Nerede kalmıştık? İlla bir bölüm bitirmeye gerek yok dedik. Ama şirketler bunu talep edebilir. Ama dediğim gibi öyle bir şart yok. Yani şöyle düşünün. Bir şirketiniz var. Mezun olmadan birini işe alabilir misiniz? Alırsınız. Ve hatta bu aldığınız adama gerekli eğitimleri verirseniz pilot da olur, teknisyen de. Ama o şirketi olan adamı tanımıyorsanız şu anda havacılık şirketleri seçici davranıyor. 4 yıllık sivil havacılık yüksekokulları, 2 yıllık uçak bölümleri veya uçak bakım eğitimi veren liseler ağırlıklı olmak üzere birçok 2 senelik okuldan da alım yapılabiliyor. Şimdi bir süreci anlatalım. İş olanakları veya ücret kısmını daha sonraya bırakalım. X bir şirkete girdiniz ve artık kariyerinizi havacılık üzerine yapmaya karar verdiniz. Şimdi burada ilk önce hangi okuldan mezun olduğunuz önem kazanıyor. Çünkü Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden onaylı bir okuldan mezunsanız
tecrübe süreniz kısalıyor veya bazı eğitimlerden muaf tutulabiliyorsunuz. Mesela işbaşı tecrübe süreniz 5 yıldan 2 yıla düşürülebiliyor. Kaynaklarında açıklamaya eklerim. Ama ben size normal şartlarda olan durumdan bahsedeceğim. Çünkü sonuçta çoğu okulu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tanımıyor. Neyse, işe girdiniz ve çalışmaya başladınız. Öncelikle nerede çalıştığınız çok önemli. Çünkü atölyede çalışıyorsanız oranın yetkilendirme süreci ayrı. Ama uçak üzerinde çalışıyorsanız ve yetki almak istiyorsanız ilk önce hangi lisansı alacağınıza karar vermeniz gerekiyor. Çünkü farklı lisans türleri var. A, B ve C. Bunların tecrübe süreleri farklı olsa da en kabul gören lisans B lisansıdır. Tabii bu lisanslar kendi aralarında B1-1, B1-2, B1-3 ya da B2 şeklinde bölünse de asıl kabul gören lisanslar, yani yolcu uçakları için konuşuyorum, B1-1 ve B2 lisansları. A1 ve C lisanslarından bahsetmeyeceğim şimdi. Çünkü onları anlatmam için her biri bu uzunlukta olacak kadar video çekmem gerekiyor. Gerisini işe başladığınızda öğrenirsiniz veya çok ileride konu bulamazsam belki anlatırım veya bazı videolarda belli kısımlara değiniriz. O yüzden şunu bilin yeter. Bizim esas olanlar B1-1 ve B2 lisansları. Şimdi B1-1 lisansı elektromekanik lisansıdır. Evet. Ve uçağın neredeyse her yerinde etkilenebilir. Ama B2 lisansı elektronik lisansıdır. Onun da çok yetkisi olsa dahi elektronik konularında daha fazla yetkiye sahiptir. Bunun dışında B2 lisansı diğer bütün hava araçlarında etkilenebilir. Yani kendi içerisinde B2-2 gibi ayrılmıyor. Bir bakım şirketinde bu iki lisans sahibi mutlaka olmalıdır. Şimdi B1-1 döneme bakmayın, anlattıklarımın aynısı B2 için de geçerli. Yani B1-1 desem de siz o şekilde düşünmeyin. O yüzden devam ediyorum. Şimdi B lisansı için öncelikle 5 sene tecrübe yapmanız istenir. Ve bu sırada bazı eğitimleri tamamlamanız ve bir takım sınavlara girmeniz gerekir ki bunlar İngilizcedir. Şimdi bunlar fizik, matematik, elektrik, elektronik, dijital, malzeme, bakım pratikleri, aerodinamik, insan faktörleri, havacılık kanunları, uçak sistemleri, itki, gaz türbinli motorlar, pervane. Yani B1-1 ve B2 için verilmesi gereken dersler bunlar. Fakat sınavlar farklılık içerebilir. B1 itkiye girmez. Ama B2 uçak sistemlerinin level'ını düşük alır. Ayrıca bakım pratiklerinden 2, insan faktörleri ve havacılık kanunlarından birer tane olmak üzere İngilizce essay olmanız istenir. Yani bu bildiğiniz klasik sınav. Bu sınavları geçmek için 3 hakkınız var. Eğer 3 kere kalıyorsanız 1 sene boyunca bir daha o sınava giremezsiniz. Ve bütün bu sınavlara geçen kişi lisansını almaya hak kazanır. Tabi hak kazanır dedik. Ama ne yapması gerekiyor? Tecrübe süresini göstermesi gerekiyor. Yani uçağın her bölgesinde çalıştığını ispatlamalı. Bunu da yapan arkadaş belgelerini hazırlar, sivil havacılığa gönderir ve lisansı basılır. Şimdi artık lisansınız olduğuna göre olmadığı zamandan hiçbir farkınız yok. Neden mi? Çünkü tip eğitiminiz yok. Öncelikle bir tip eğitimine gidiyorsunuz. Buna ister siz kendiniz gidersiniz, ister çalıştığınız şirket gönderir. Ama genelde gönderir. Ve bu kurslar öyle ucuz kurslar değildir. Yani bir uçak tipi üzerinde uzmanlık almanız gerekiyor. Bu kurslar aşağı yukarı 3 ay sürer. Haftanın 5 günü, günde 8 saat, uçağın bütün sistemleri anlatılır. Her sistemden sınav olursunuz ama bu sefer 3 kere kalırsanız eğitim tekrar almanız gerekiyor. Ve bu sınavlar yine İngilizcedir. Ve bunları geçtikten sonra bir pratik eğitim almanız gerekiyor. O da bir aşağı yukarı 15 gün sürüyor. Ve daha sonra da ilk tip OJT'sini doldurmanız gerekiyor. İşte dananın kuyruğunun koptuğu an bu. Bu nedir biliyor musunuz? Sizden belirli işlerin yapmanız istenir. Şimdi örnek vermek gerekirse Stark Parti manuel açlar. Peki nasıl açacaksınız? Öncelikle aldığınız tipteki bir uçağın motorunun Stark Wi-Fi'nin bozulmuş olması gerekiyor. Ve sizin o uçağa gönderilmiş olmanız gerekiyor. Ki o işi yapabilirsiniz. Nasıl? Tamam ya, umutsuzluğa düşmeyin. Öyle bir örnek verdim sadece. Hepsi böyle değil tabi. Yani aşağı yukarı böyle olsa da böyle bir iki tane muadil iş yazabiliyorsunuz ama tamamına değil tabii ki. Şimdi size şöyle söyleyeyim. Bu söylediğim aşamanın aynısını ilk boş lisans alırken de istiyorlardı. ¿Cuál es el trabajo más duro que has hecho? Y me llama el cocinero. Ricita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, ya subió la marea.
¿Y tú? ¿Tú? ¿Había subido la mano y contribuyó para ella? Bu süreç yakın zamanda toplanılan bir kurulla tekrar değerlendirildi ve boş bir lisans almak için özellikle spesifik bir iş yapılmasına karar verildi. Çünkü o şekilde süreç çok sıkıntılı oluyordu. Şu anda görmüş olduğunuz fotoğraf o görüşmelerden birine ait. Ayrıca şuradaki arkadaşa dikkat. Neyse. Sıkıntılı bir assessment döneminden sonra sertifikanızı alıyorsunuz ama şimdi bir de İngilizce belgesi gerekiyor. En az A2 seviyesinde bir İngilizce belgesiyle lisansınızı sivil havacılığa göndermeniz gerekiyor. Ve tipinizi lisansınıza işletiyorsunuz. Evet, lisansınız geldi. Artık o uçakta yetkili değilsiniz. Neden mi? Çünkü şirketin kalitesi sizi daha değerlendirmedi. Bir İngilizce mülakata gireceksiniz. Daha sonra bir kalite mülakatına gireceksiniz. Ve hepsinden geçerseniz yetki belgeniz yayınlanacak. Artık bir CS veya SS olacaksınız. Bu arada CS Certifying Staff, SS Support Staff demek. Bunların biri hatta biri base bakımda çalışır. Aralarındaki tek fark CS uçağı sefere verebilir ama SS sadece yaptığı işi onaylar. Ama uçağı sefere veren kişi C kategori dediğimiz işte o lisansa sahip kişi. B lisansdan C lisans almak çok kolay olduğu için onu şimdi anlatıyorum. Şimdi karar verelim. Hangi mühendis bu kadar sıkıntılı bir süreçten geçiyor? Havacılık otoriteleri bu lisansı alana Part 66 Aircraft Maintenance Engineer demiş. Ve bu title'ı almak için tek yol bu anlattığım aşamalardan geçmek. Bunun başka bir yolu yok. Dolayısıyla kendisine teknisyen diyen de mühendis diyen de aslında aynı şey diyor. Bir de şu açıdan bakabiliriz. Pilot olmak için 2 yıl yetse de teknisyen olmak için en az ama en az 5 yıl gerekiyor. Bu arada daha anlatmadığım bir sürü şey var. Mesela tazeleme eğitimleri, sürekli dil belgesi ibrazı, İngilizce sınavlar, ara sınavlar, daha bir sürü şey. Ve bunlar eksik olursa yetkiniz düşüyor. Şimdi biraz da işin maddiyatından bahsedelim. Yeni işe başlayan bir personel ortalama ne kadar maaş alır? Çoğu zaman bu fiyat 4 ila 6 bin lira arasındadır. Ama daha fazla da olabilir. Yani euro üzerinden de anlaşılan şirketler var. Peki en yüksek maaş alan ne kadar alıyor? Şirketler belli bir seviyeye gelmiş bir adamı lisans tipi, tecrübesi, tip sayısı, eğitimleri ve çalıştığı yıl oranında bir değerlendirme alıyor. Ve ona göre bir fiyat belirliyorlar. Mesela özel jet tipi olan bir personel bulmak zor olur. Bu ne kadar zor olursa o kadar yüksek bir fiyatla anlaşıyorsunuz. Mesela hem B1 hem B2 hem de C lisansın var. Ona göre anlaşırsın. Peki şimdi şunu soralım. Türkiye'de sektörün ortalaması nedir? Yeni bir CS için aşağı yukarı 12.000-15.000 arasıdır. Ama daha çok veya daha az alanda vardır. Ama ortalama diyorsak bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabi bu rakamlar dünya ortalamasının bayağı bir altındadır. Eğer uluslararası bir lisans alırsanız ki bu süreç yine aynıdır. Bu lisans hem Türkiye'de geçer hem de yurt dışında. O zaman da aşağı yukarı 4.000 ile 6.000 euro arasında bir iş bulabilirsiniz. Ve bu şekilde giden birçok işi var. Peki sektör ne durumda? İş imkanı nasıl? Şu anda pandemiden dolayı en çok etkilenen sektör tabii ki havacılık sektörü oldu. Birçok kişi işten çıkarıldı ve tüm dünyada hala işten çıkartmalar devam ediyor. Öngörülen sektörün kendini toparlaması 5 yıl sürecek. İlla ki her yıl daha da düzelecek ama şu an için söylüyorum yani 2020 yılı için iş bulmak biraz zor. Ama şunu da unutmayalım. Uçaklar yerde olduğu sürece bakımları yapılmak zorunda. Yani teknik personelin önemi daha çok ön plana çıkıyor. Toparlayalım. Bu videoda size teknisyen veya uçak bakım mühendisi nedir onu anlatmaya çalıştım. Konumuz bu olduğu için sanki diğer meslek grupları daha az önemsiz bir iş yapıyor gibi algılamayın. Bir operasyonda herkes zincirin bir halkası. Şöyle düşünün. Bugün bir bagajcı olmasa bavulunuzu kim yükleyecek ya da kim boşaltacak? Veya hostes olmasa kabin güvenliğini kim sağlayacak? Pilot olmazsa sizi bir yerden bir yere kim götürecek? Veya yolcu hizmetleri olmazsa sizinle kim ilgilenecek? Dolayısıyla herkes işini yapıyor ve bütün bu kişilerin yaptığı işler çok önemli. Bu haftalık bu kadar. Sorularınızı yorumlar bölümüne veya Instagram'dan yazabilirsiniz.
Tekrar söyleyeyim, videolarımı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.